Konuğumuz ekonomi yazarı Remzi Özdemir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Remzi Bey. 2023'ün tamamında 1516 konkordato ilan edilmişken 7 ayda bu sayı 1554'e yükselmiş durumda. Ekonomistler daha da kötü diyor. Geçen yıla göre %50-55 artmış konkordato talepleri. Türkiye'yi ne bekliyor? Bir de dev tekstil şirketlerinin, tekstil tabii önemli, inşaat şirketleri önemli. Bunların konkordato ilan ediyor olması Türkiye ekonomisi açısından nasıl bir darbe alır? Buyurun. Bakın dün akşam Borsa İstanbul'un ana pazarında işlem gören bir şirketle konkordato ilan etti. Yani tehlike bu kadar büyük, bu kadar yaygın, daha bilemediğimiz ya da bu konuda bir çalışma yapan her an iflas ya da konkordato sürecine girecek belki de on binlerce şirket var. Daha biz bunu henüz göremiyoruz çünkü görmemiz de teknik olarak mümkün değil. Peki bu neden oldu? Çünkü şu ana kadar uygulanan bir para politikası var. Hiçbir zaman tıpkı NAS politikası gibi mantığın, iktisat ilminin kabul etmeyeceği bir politika. Şu anda da tamamen dövizle enflasyonu düşürmeye çalışan ancak piyasayı da sıkarak özellikle işletmeleri yüksek faiz altında bırakan bir politika. Yani bu politikayla nereye varacaklar size söyleyeyim. Yıl sonuna kadar sadece tekstil sektöründe değil, özellikle bakın inşaat sektörü çok tehlikeli. Turizm sektörü, çünkü turizmde şu ana kadar istediğimizi alamadık ve turizmde ciddi anlamda banka borçları var. Bakın bu borçlar her yıl turizm gelirleriyle birlikte çevrilmeye müsait borçlardı. Ancak bu yıl tersi oldu. Belki de Türkiye tarihinde ilk defa turizm sezonunda biz tersine turizme gittik. Yani neydi tersine turizm? Özellikle fiyatların aşırı derecede artması, dolar kurunun da düşük tutulması nedeniyle insanlar Türkiye'de yurt dışına gitmeye başladılar. Yani dışarıdaki turistlerin ülkemize gelme oranı %18 artarken Türkiye'den Yunanistan, İspanya ve benzeri ülkelere giden insan sayısı 30-35 arttı yüzde. Dehşet bir artış bu. Bu sürdürülebilir politika değil. Asıl burada hasar turizm ve inşaat sektöründe yaşanacak. Evet, tekstil sektöründe ciddi anlamda bir hasar var ama tekstil sektörünün sorunu farklı. Avrupa'dan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz ki Türkiye tekstilde maalesef Avrupa'nın fasoncusuyuz. Yani kendi markamızın olmaması, tamamen dolar kuruna endeksli olarak rekabet gücünden dolayı Avrupa'ya çalışan bir tekstil sektörümüz var. Özellikle Almanya resesyona girdi bakın. Almanya, İngiltere, Fransa'da bir resesyonun ciddi etkisi görülüyor ve bu da Türk tekstil sektörünü etkiliyor. Ama bizim burada asıl sorunumuz İnşaat, turizm ve sanayi. Ve ciddi anlamda işte dün gördük, akşam biraz önce ifade ettiğim gibi devasa bir poliüretan şirketi borsa ana pazarında gören bir şirket konkordato talep ediyor. Yani olay bu kadar vahim bir durumda. Yıl sonuna kadar ben özellikle bu konkordato sürecinin iflaslara döneceğini düşünüyorum. Asıl burada bizi bekleyen diğer tehlike ise işsizlik. Bakın işsizlik, özellikle geniş tanımlı işsizlik, yani artık iş bulma umudunu tükenmiş insanların sayısında patlama var. Evet. Ama bir de öyle bir işsizlik geliyor ki işte bu mesela biraz önce de gösterdiğiniz tekstil şirketlerindeki insanlar işsiz, inşaat işsiz ve turizm sektörü İlk defa bu yıl eleman sıkıntısı çekmedi, tam tersi eleman çıkarttı. Yani işte ilici örnek verelim yeri gelmişken, bağlantıda yaptık, Kardelen de orada muhabirimiz. 1900 işçi işten çıkarmaya hazırlanıyor İliç madeni, Anagold madencilik. Kesinlikle ve orada da tabii kötü bir Türkiye oyuna geldi, bilinçli bir şekilde oyuna geldi. Biliyorsunuz orası bir tarım bölgesiydi, hayvancılık bölgesiydi ve Türkiye'nin en iyi peynirlerinin yapıldığı bir bölgeydi. Maalesef tarımcılık bitirildi ve oradaki insanlar madene mahkum bırakıldı. Evet. Ve şimdi de maden artık herhangi bir ödeme yapmıyor ve yüzlerce, binlerce insanı işsiz bırakıyor. Yani aslında Türkiye'nin biraz da kaderi
bilinçli bir şekilde yapıldı. Bakın özellikle bu madendeki işçilerin durumu çok vahim. Buraya Çalışma Bakanlığı'nın müdahil olması lazım, müdahale etmesi lazım. Ancak şu ana kadar ne Çalışma Bakanlığı'ndan ne de sendikalardan herhangi bir ses seda yok. Oradaki mağduriyet çok daha büyük. Önümüzdeki dönemde evet iflasları konuşacağız ama bana göre konuşmamız gereken en büyük sorun işsizlik olacak. Tabii ki bunu işaretini bankalardan da görüyoruz Serap Hanım. Şöyle özellikle bankalardaki bireysel kredilerde patlama var. Bakın yine bugün yayınlanan bir istatistik vardı. Bankaların kredi kartından nakit çekim, ki şu anda nakit çekim faizi aylık 5. Yani korkunç bir faiz. 5'e rağmen 1 trilyon liraya ulaştı nakit çekim ücreti. Yani insanlar geçinemiyor, insanlar işsiz ve doğal olarak kirasını ödeyebilmek, geçimini sağlayabilmek için kredi kartından para çekiyor. Biliyorsunuz Merkez Bankası özellikle nakit çekiminin önüne geçmek için %1,5 olan faizi 5'e yükseltmişti. 5'te dahi insanlar 1 trilyon çekiyorsa durumun vahimiyetini düşünün. Eminim Sayın Özdemir, ki Merkez bu insanların Bankası, bu insanların tercihi değil ki mecburiyeti. Yani hiç kimse böyle bir faiz, işte iktidarın belki de görmek istemediği nokta bu. İnsanlar keyfi bir işlem olarak kredi kartlarına ya da kredilere yüklenmediler. İnsanlar zaten yıllardır borçlu kapatarak yaşamaya çalıştılar. Zaten AKP'nin 2008'deki seçimi kazanmasının ana nedeni konut kredileriydi. Çünkü o dönemde konut kredilerinde bir çılgınlık başlamıştı ve o dönem başlayan krizde AKP çaresiz olarak borçların devamını sağlayabilecek tek parti olarak görülmüştü. Aslında bugün de benzeri yapılıyor. Bakın insanlar kredi kartından ya %5 faiz aylık korkunç bir rakam ama buna rağmen bir ülkede halk 1 trilyon lira eğer bir yıl içerisinde bunlardan nakit kullanıyorsa durum gerçekten çok vahim ve bilinçli olarak borçlandırılmış durumdalar. Zaten başka yere gideceği de yok. Başka şekilde de çünkü biliyorsunuz bireysel kredilerin önü tamamen kapatıldı. Tamamen sıkışmış durumda ama önümüzdeki günlerde işsizliğin artmasıyla birlikte ben krizin biraz da ödemeler konusunda özellikle bankaların bireysel borç ödeme konusundaki krize dönüşebileceğini düşünüyorum. Yani bu konuda iktidar nasıl bir politika izler, bunlara bir çözüm bulur mu geçmiş yıllardaki gibi bilemiyorum ama bankaların ciddi bir problemi doğacak yakında. O da bireysel iflaslar. Bakın çok ciddi anlamda bireysel iflaslar geliyor. İşte biraz önce gösterdiniz o madende işsiz kalan insanların yeniden iş bulma şansı yok o bölgede. Ya farklı bölgelere gidecek ki o bölgelerde de iş şansı yok. Ve bu insanların borcu var. Bu insanların bireysel borcu var. Kredi kart borcu var. Konut kredisi borçları var. Bu insanlar bunu ödeyemeyecek. Bu da 2024 yılı içerisinde özellikle Ekim-Kasım ayında bireysel iflasları gündeme getirecek. Bence buna hazır olalım. Çok kısaca bir iki cümleyle şunu da rica edeceğim son iki dakikamız. Şimdi bir yandan da sıcak para arayışı, artık umutlar kesildi diye düşünüyorum. Bütün dünyayı birkaç defa gezdi Hazine Maliye Bakanı. Körfez'den bir sonuç yok, Londra'dan bir sonuç yok baktığımızda. Bütün bunların dışında bu haberleri görüyoruz, işte firmaların çekilme durumu başladı, konkordatolar arttı. Gelir mi o sıcak para böyle bir durumda? Bakın yaklaşık 11 aydır Mehmet Şimşek toplam 54 bin kilometre mesafe kat etti. Önce Körfez'den bir 50-60 milyar dolar gelecekti, gelmedi Körfez'den. Daha sonra Londra'dan geleceği söylenildi. Faizler yükselince geleceği söylenildi. Bugün faizler %50 ve maalesef Türkiye'ye 1 sent dahi yabancı fon girişi olmuyor. Olmadığı gibi de mevcudu çıkıyor. Nitekim tahvil faizlerine de baktığımız zaman Türkiye'den çıktıklarını görüyoruz. Bunun da arkasında hukuk yapıyor. Yani yabancı Türkiye'ye inanmıyor. Yabancı Türkiye'ye güvenmiyor. Bir başka güvensizliğin de nedeni bu NAS politikalarına her an dönülebilir diye bir korku var. Çünkü şu ana kadar orta yapılarak gidiliyor. Bakın mesela vergi konusunda ne oldu? Herhangi bir şey çıktı mı? Hayır. En son enflasyon muhasebesi denildi ve enflasyon muhasebesinde NAS döneminden gelen o büyük karların vergilendirileceği söylenildi. Bugün itibariyle
itibariyle enflasyon muhasebesi de gevşetilmiş durumda. Bu sebeple ben yurt dışından Türkiye'ye fon girişinin olmayacağını düşünüyorum. Peki. Ekonomi yazarı Remzi Özdemir, teşekkür ederiz değerlendirmeler için. İyi yayınlar. Teşekkürler.